Muhiddin Arabi Bilin ki Hz. Mehdi Aleyhisselam mutlaka çıkacaktır. Ancak yeryüzü zulüm ve işkenceyle dolmadıkça çıkmayacaktır. İşte o da böyle bir zamanda çıkacak. Dünyayı doğruluk ve adaletle dolduracaktır. Hatta dünyada tek bir gün kalsa Allah o günü uzatacak ta ki o halife Müslümanların manevi lideri gelsin. Bu mutlaka Allah'ın Resulünün soyundan olacak. Hz. Fatıma evladından gelecektir. Malı eşit surette dağıtacak, vatandaşları arasında adaletle muamelede bulunacaktır. Adam kendisine gelip ey Mehdi bana ver diyecek. Önünde de mal bulunacak. Hz. Mehdi aleyhisselam hemen önündeki maldan onun eteğine dolduracak. Taşıyabildiği kadarını alıp götürecektir. Hz. Mehdi aleyhisselam dinin fetret geçirdiği bir dönemde ortaya çıkacak. Adam cahil, korkak ve pinti olarak akşamlayacak fakat alim, cesur ve cömert olarak sabahlayacaktır. Huzur ve mutluluk onunla yürüyecek. Kendisi 5 ya 7 veya 9 yıl yaşayacaktır. Resulullah'ın izinden yürüyecektir. Onun adına hiçbir melik hata etmez. Görmediği şekilde onu doğrultur. Her görevi üzerine alır ve zayıfa, düşküne yardım eder. Musibete uğrayanlara yardımcı olur. Dediğini yapar. Yaptığını da söyler. Şahit olacağı şeyi de bilir. Allah kendisini bir gecede ıslah eder. Rum şehrini İstanbul'u tekbir ile fetheder. Yanında bu sırada Hz. İshak evladından 70 bin Müslüman bulunacaktır. Dini ayakta dimdik durduracak, eski hüviyetine kavuşturacaktır. İslam'a yeniden ruh üfleyecek, zelil hale geldikten sonra onunla İslam'ı eski güçlü haline sokacaktır. O, İslam öldükten sonra İslam'ı tekrar diriltecektir. Din böylece onun vasıtasıyla eski hüviyetini kazanacaktır. Onun döneminde din tamamen reydan arınmış olarak eski hüviyetini kazanacaktır. Vereceği birçok hükümlerde ulemanın mezheplerine muhalefet edecektir. Bundan dolayı ondan uzak duracaklardır. Zira zanlarına göre gerçekten Allah imamlarından sonra bir müçtehit bırakmadığını kabulleneceklerdir. Bil ki Hz. Mehdi aleyhisselam çıktığı zaman bütün Müslüman havvası ve avamı sevineceklerdir. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın ilahi olan yani manen desteklenen adamları olacaktır. Onun davetini ayakta tutacaklar ve ona yardım edip kendisini zafere kavuşturacaklardır. Ülkeye ait olan bütün ağır yükleri bunlar yüklenecekler. Allah'ın Hz. Mehdi Aleyhisselam'a verdiği görevden ötürü ona destek olacaklardır. Daha sonra Hz. İsa Aleyhisselam Dımaşk'ın doğusundaki Beyaz Minare'ye inecektir. İmam yerinden geriye çekilecek Hz. İsa Aleyhisselam öne geçecek ve insanlara namazı kıldıracaktır. İnsanlar arasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetiyle emredecek, haçı kıracak, domuzu öldürecek. Allah Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın ruhunu tertemiz olarak kabz edecektir. Hz. Mehdi Aleyhisselam vakti gelinceye dek gizlenecektir. Vaad olunan vakti gelince de ortaya çıkacaktır. Onun şehitleri şehitlerin en hayırlısı, güvendiği kimseleri yani vezirleri ise emin olanların en güvenceli olanlarıdır. Allah bir grup kimseyi ona vezir tayin etmiştir. Allah bu kimseleri gizlemiştir. Ben keşif ve şuhid yoluyla bu hakikatlere muttali oldum. Ayrıca Allah'ın kulları için öngördüğü şeylere de vakıf oldum. Bunlar önce olan bazı ashab gibi önde hareket edeceklerdir tıpkı önde gelen sahabenin Allah'a verdikleri sözü yerine getirdikleri gibi bunlar da aynen o sözlerini doğrulayıcı olacaklardır. Bu kimseler aynı zamanda Arap da olmayıp Acem yani yabancı olacaklardır. Arap olmamalarına rağmen Arapçadan başka bir dilde konuşmayacaklardır. Onların cinslerinden olmayan bir koruyucuları olacaktır. Bu Allah'a hiçbir vakit karşı da gelmiş değildir. Kendisi en saf ve en samimi vezirlerden olacaktır. Özellikle bu vezirler her konuda gerçek manada arif kişiler olacaklardır. Fakat bizzat Hz. Mehdi Aleyhisselam ise kendisi ve gerçek anlamda siyasetçi olacaktır. Yine bu vezirlerin belirgin bir özelliği de kendilerinin hiçbir zaman savaş meydanlarında hezimete uğramamalarıdır. Mesela Rum şehrini İstanbul olsa gerek sadece tekbirlerle fethedeceklerdir. İlk tekbirde surların üçte biri yıkılacak. İkinci tekbirde surun üçte biri yıkılacak. Üçüncü tekbirde surun kalan bölümü yıkılıp yerle bir olacaktır. Böylece bu şehri kılıçsız ve silah kullanmaksızın fethedeceklerdir. İşte bu doğrunun ta kendisidir ki zaferle kardeştir. Hz. Mehdi'nin vezirlerinin ihtiyaç duyacakları şeyler görevlerini en iyi yapmaları için dokuz tanedir. Bu şeyler de ona ulaşamaz. Bundan az da olmayacaktır. Bu şeyler sırasıyla şunlardır. Keskin bir görüş, ilka anında ilahi hitabı tanımak, Allah'tan geleni tercüme etmesini bilmek, emir sahiplerinin mertebe ve derecelerini bilmek, gazap anında merhameti bilmek, melikin ihtiyaç duyacağı arzakı mahsusayı ve diğer şeyleri bilmesi, işlerin birbirleriyle olan münasebetini bilmesi, insanların ihtiyaçlarını yerine getirmede aşırılığı ve kısıtlamayı bilmesi, kendi özel müddeti içerisinde ihtiyaç duyduğu gaybi ilimleri bilmesi işler ve hadiseler henüz meydana gelmeden Hz. Mehdi Aleyhisselam Allah tarafından buna müttalidir. Zira önceden olacak olanları hazır olması gerekiyor. Hz. Mehdi Aleyhisselam din bakımından rey ve kıyasa başvurmaktan masumdur. Ona böyle davranması haramdır. Zira Allah'ın dini konusunda hüküm vermede nebi yani peygamber olmayan birisinin kıyas yapması doğru değildir. Şayet kıyas yapmasına izin verilseydi Allah onu peygamberin Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin diliyle bildirirdi. Ayrıca Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem imamlardan hiçbirisi için benim izimde yürüyecekler, hata etmeyecekler dememiştir. Bu ifadeyi sadece Hz. Mehdi aleyhisselam için söylemiştir. Onun masumluğunu, halifeliğini ve vereceği hükümleri konusunda masumiyetini bildirmiştir. Fütühat el-Mekkiye 366. bab cilt 3 sayfa 327 328